Cem Uzan geri geliyor? CHP'ye nefes saldırmak için ortaya hemen bir Ali Babacan tartışması atanlar, buradan umdukları kadar fazla ekmek çıkmaması, daha doğrusu konunun iki günden fazla taşınacak bir yanının bulunmaması üzerine yeni bir can simidine sarıldılar. Cem Uzan geliyormuş. Bir yerlerinden uydurdukları habere göre iktidar Cem Uzan'ı geri getirip affedilmesini sağlayacakmış. O da genç partiyi canlandırıp seçimlere sokarak hem Babacan'ın hem de Davutoğlu'nun henüz var olmayan partilerinin oylarını kıracakmış. Böyle fiktif haberleri seviyorsanız ben size bir başkasını ileteyim. Her gelenin biri sözde anket yapmış, %40 küsürle İmamoğlu kazanıyormuş. Kazanmak için %50 artı bir oy lazım ama nasıl olsa o oranla biraz daha oynarlar. Anket değil mi? Uydur uydur söyle. Diyelim ki Cem Uzan Türkiye'ye döndü. Diyelim ki cezası kaldırıldı. Yeniden yargılandı ve beraat etti. Karşısında 2002 yılından çok farklı bir Türkiye bulacaktır. Diyelim ki genç parti aktive edildi. Amiral gemisi olduğu söylenen faşist gazetenin Lumpen müşterisinden bir miktar oy alabilir. Esas olarak benzeri iyi partiyi kırar ki o partinin oylarının kırılması ya da kırılmamasının fazla bir kıymeti harbiyesi de yoktur. AK Parti'den oy kaydırır mı? Babacan ne kadar kaydırabilirse o da belki onun bir kısmı kadar. Yani önemsiz. Cem Uzan'ın elinde bu sefer ne televizyon olacaktır ne gazete ne de telefon. Lumpenler beleş pilav üstü dönere bir yandan da Hande Yener dinlemeye bayılırlar ama hiçbiri o kadar da aç değildir. Bunu en iyi rahmetli bölükbaşı bilirdi. Kasama meydanlarındaki kara kalabalığın seçim sandığı gerçeğini tutmadığını. İnanmıyorsanız Yavuz Donat'a sorunuz. Milliyetçilik yapılacaksa da iktidar dibine kadar yapıyor. Cem Uzan ne söyleyecek de kimden o isteyecek? Mazot 1 lira olacak gibi zırvalar o zaman da pekiş yapmamıştı. Paris Hilton'da evinin kadını olacak diye dalga geçiliyordu. Cemuzanın yaşı 60'a dayandı. Genç partiyi kuracağı zaman bırakın bendenize danışmayı haber bile vermemişti. Ben de vatandaşla birlikte televizyondan öğrenmiştim. Yukarıda Allah var. Ne en küçük bir baskı yaptı ne de en küçük bir telkinde bulundu. Şimdi danışsa diyeceğim şu olur. Bırak bu işleri, paraları yemeye, geri kalan yıllarının tadını çıkarmaya bak. Lafarımızda özledim daha. 2003 yılından beri ne yüzünü gördüm ne de konuştum. Ama danışmayacaktır. Umarım bu sefer ihtirasları aklının önüne geçmez. Amiral Ak diyor, gemisi kara. Seçimler bizim belirlediğimiz tarihte değil, yasaların öngördüğü tarihte olacak. Kemal Kılıçdaroğlu